jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar, Video Var kanalına hoş geldiniz. Şimdi sırada kısacık bir konumuz olan dik üçgende trigonometri. Evet, formül sayfamız var. Hemen onları yine her zamanki gibi geçiyoruz. Ve arkadaşlar, birinci türümüzle başlıyoruz. Şimdi burada öncelikli olarak dik üçgende trigonometrik oranlarımız var. Peki nedir bunlar? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Tabii ki trigonometriyi çok iyi öğrenmek için bu sizin için yeterli olmayacak. Benim hazırlamış olduğum trigonometri limit türev integral rengarenk kitabını alıp oradan doyasıya soru görebilirsiniz. Bu daha çok ara sınıfların arkadaşlar derslerine yardımcı olacak kadar dik üçgende trigonometrik oranlardır. Şimdi bir dik üçgen düşünün. Buradaki açılardan bir tanesi arkadaşlar x olsun. Dik kenarlarımız a ve b olsun. Hipotenüsümüz de c olmak üzere. Bizim sinüs dediğimiz şey yani x açısından sinüs değeri karşı bölü hipotenüs. Yani x'in karşısında kim var? B. Hipotenüste kim var arkadaşlar? C var. Benzer şekilde kosinüs x'e bakabiliriz arkadaşlar. Kosinüs bakın ko ile başlıyor. Oradan aklınıza gelebilir. Ko ile başlayan üst tarafı ko. Kotanjant da aynı şekilde ko ile başlayacak. Sinüse erkek çocuk, kosinüse kız çocuk, tanjanta baba, kotanjanta da anne diyecek olursanız aklınıza daha kolay kalır arkadaşlar. Sinüs karşı bölü hipotenüs, kosinüs komşu bölü hipotenüs. Tanjant karşı bölü komşu, kotanjant komşu bölü karşı, ko ile başlayanların üst tarafında ko yani komşu başladığını söyleyebiliriz. Peki bize verilen trigonometrik ifadelerde mesela tanjant yerine arkadaşlar ne yazacağız? Sin bölü kos yazacağız. Bakın çok önemli. Tanjant gördüğümüz yere sin bölü kos, kotanjant gördüğümüz yere de kos bölü sin. Tan x çarpı kotanjant x burada öğrendiğimiz bilgiler ışığında tanjant demek sin bölü kos demekti. Kotanjant demek de kos bölü sin demekti. Dolayısıyla arkadaşlar sadeleştirecek olursak aradığımız yanıt 1 olarak bulunur. Kareleri toplamları arkadaşlar 1'e eşittir. O da şuradan geliyor. Mesela hipotenüsü 1 olan bir dik üçgen çizdiğinizde şu uzunluk x olsun arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüse ne demiştiniz? Sinüs. Yani x'in karşısı o zaman ne olacak? Sinüs x olacak. Komşu bölü hipotenüse kosinüs olduğuna göre hipotenüs 1 olduğundan komşu kosinüs olacak. Bakın komşu bölü hipotenüs kosinüs x'e eşit. Buradan Pisagor bağıntısı yaptığınızda sin kare x artı kos kare x eşittir. Bir sonucunu bulmuş oluruz. Peki birbirini 90 derece tamamlayan açılar için ne söylüyoruz? Sinüs değeri ile kosinüs değeri, tanjant değeri ile kotanjant değeri eşit oluyor. Nasıl? Mesela diyelim ki tanjantın 70'i yerine kotanjantın 20'sini yazabilirsiniz. Ya da atıyorum sinüsün 50'si yerine kosinüsün 40'ını yazabiliyoruz arkadaşlar. Ve gelelim sorularımıza. Birinci sorumuzda verilenlere göre sinüs x değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Öncelikli olarak buradaki ikizkenar üçgeni görüyorum. Tepe noktasından tabana bir dikme indirdiğim takdirde tabanı 2 eşit parçaya böler. 12'yi 2 eşit parçaya bölersek 6'ya 6. 6 var 10 var. Bu bir 6 8 10 üçgenidir. Peki daha sonra x ile alakalı yorum yapabilmek için buradaki kırmızı ile işaretlemiş olduğum dik üçgende sinüs x'i sormuş. Peki ne biliyorum ben burada? 8 var. Peki bu uzunluk kaç birim? 15. 8, 15, 17 dik üçgenim vardı. O halde sinüs x, x açısına göre karşı dik kenarın yani 8'in hipotenüsü olan oranı yani 17. Aradığımız yanıt D seçeneğidir. İkinci örneğimizde diklikten diklik inmiş öklit bağıntısı yapılabiliyordu. H kare eşittir patates kızartmasıydı arkadaşlar. 8 kere 2, 16 kimin karesidir? 4. Peki bizden ne istiyor? Kotanjant x'i. Buradaki üçgen benim için yeterli. Kotanjant demek x açısına göre komşu bölü karşı demek. Hocam komşu burası mı burası mı bunu nasıl anlayacağız diyorsanız 90 derecenin gördüğü yer hipotenüs. Onu hiç karıştırmayın arkadaşlar. Diğer dik kenar komşu x'e göre burası da karşı. O halde kotanjant sorduğuna göre komşu bölü karşı yani kotanjant x eşittir 2 bölü 4. Sadeleştirecek olursak aradığımız yanıt 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. örneğimize. Sin x artı cos x değeri sorulmuş. Ben burada hemen bir dikme çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu dikmeyi çizdiğim zaman 90'ın gördüğü yer 5 kök 2 ise 45'in gördüğü yer ne oluyordu? Kök 2'ye bölüyorduk yani 5.
Diğer tarafta arkadaşlar 45 derecelik açı olacağı için ikizkenarlık üçgen yani 5, 5, 5 köklü. Madem ki bu uzunluğun tamamı 17, 5'i buradaysa buraya kaç kaldı? 12. 5, 12, 13 dik üçgeni. Şimdi buradan rahatlıkla arkadaşlar sinüs x'i bulabiliriz. Sinüs x bu dik üçgende x'in karşısı bölü hipotenüs. Yani sinüs x dediğimiz 5 bölü 13. Peki kosinüs x dediğimiz o da x'e göre komşu bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Topladığımız takdirde üst taraf 17, alt taraf 13. Aradığımız yanıt D seçeneğidir. Ve geldik dördüncü örneğimize. Tanjant x değeri sorulmuş. Bakın 4K, 4K ve burası arkadaşlar 4K. Yani şekil bir eşkenar üçgen. Bu durumda şu açıya 60 derece diyebiliriz. Sonra buradan bir dikme indirmek suretiyle arkadaşlar şuradaki dik üçgende çalışma yapacağım. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. 90'ın gördüğü yer K ise 30'un gördüğü yer yarısı K bölü 2 ya. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Peki hocam ne yapayım? Bütün K gördüğünüz ifadeleri 2'ye çarpın. Mesela burası 2K olsun. Burası 6K olsun. Burası 8K olsun. Burası 8K olsun. Hiç böyle kesirli sayılarla uğraşmazsınız o zaman. Her zaman da yapabilirsiniz bu olayı. 90'ın gördüğü yer 2K ise 30'un gördüğü yer 1K. Tamamı 8K'ydı. Ne kaldı buraya? 7K. Peki 30'un gördüğü yer K ise 60'ın gördüğü yer nedir? K kök 3. Bakınız buradaki dik üçgende artık tanjant x'i rahatlıkla söyleyebiliriz. Tanjant x neydi? X açısına göre karşı bölü komşu. Karşıda ne var arkadaşlar? K kök 3. Peki komşuda ne var? Buraya kadar olan mesafeye ne demiştik? 7K. K'ları sadeleştirirsek aradığımız yanıt kök 3 bölü 7 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. İkinci türümüzdeyiz. Örneğimizde sin kare 20 artı sin kare 70 var. Öncelikli olarak şunu hatırlayalım. Mesela sinüs 20 ifadesi 90 derece tamamlayınca kosinüs 70 arkadaşlar eşitti. Dolayısıyla karesini aldığımız takdirde sin kare 20 gördüğümüz yere kos kare 70 yazabiliriz. O halde üstteki ifadeye bakacak olursak sinüs kare 20 gördüğüm yere kos kare 70 yazıyorum. Artı sin kare 70 var. Bunu da yazdım. Bölü tan 10 çarpı tan 80. Tan 10 yerine de arkadaşlar ne yazabiliyorum? Kotanjanta çevirirsem bunu. Kotanjant 80. O halde kot 80 çarpı tanjant 80 kaldı. Peki ben ne öğrenmiştim formül gereği? Sin kare artı kos kare. Aynı açısal değerlere sahipse toplam 1'di. Ayrıca aynı açısal değerlere sahipken tanjantla kotanjantın çarpımı da 1'di. O halde aradığımız yanıt 1 bölü 1'den 1 olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuzda kosinüs x çarpı demiş. Yazalım. Kos x çarpı tanjant gördüğümüz yere sinüs bölü kosinüs yazacaktık. Artı kotanjant gördüğümüz yere de kosinüs bölü sinüs yazdık. Daha sonrasında payda eşitledik. Bunun altına sinüs x yazdık. Buraya da kosinüs x yazdık. Hemen kosinüs x'i aynen yazdık. Sonra parantez yaptık. Sin x ile sin x'i çarptık. Sin kare x. Paydalarımız da eşit olduğu için işleme devam ediyorum. Cos x çarpı cos x'ten de cos kare x. Paydamızdaki sayı ikisini çarparsak sin x çarpı cos x geldi. Devamında üstteki ifadenin yani sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyorum. Buradaki cos x'leri de sadeleştiriyorum. Yani üst tarafta 1 kaldı. Alt tarafta da sinüs x kaldı. Aradığımız yanıt B seçeneğidir. İkinci sorumuzda A ile B'nin toplamı 90 derece ise verilen ifadenin sonucunu sormuş. Şimdi bu ne anlama geliyordu? Mesela bakın burada kot B ve tanjant A var. Toplamları 90 derece olunca tan A ile kot B birbirine eşitti. Benzer şekilde sin A ile de kos B birbirine eşitti. Sadeleştirirsek ikisinden de 1 geleceği için aradığımız yanıt 1 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Tan x artı cot x değeri bize verilmiş. Kareleri toplamı sorulmuş. O halde her iki tarafın karesini alalım. Yani şöyle tanjant x artı kotanjant x ifadesinin karesi eşittir. 3'ün karesinden 9. Birincinin karesini alıyorum. Artı ikincinin karesini alıyorum. Aradaki ifade artı olduğu için artı diyorum. 2 çarpı birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Tan x çarpı cot x. Kaça eşitti? 9. Peki ben tan x çarpı cot x'in kaç olduğunu biliyorum? 1. O halde benden istediği tan kare x artı kot kare x ifadesi
2'yi karşıya atarsam 9'dan 2 çıkarsa aradığım yanıt 7 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar 4. sorumuza. 4. sorumuzda verilen ifadede bakın sin 25 kos 65. Birbirini 90 derece tamamlıyorlar, sadeleştiler. Kot 35, tan 55. Yine 90 derece tamamlıyorlar, sadeleştiler. O halde aradığımız yanıt buradan 1 olarak bulunmuş olur. 3. türümüzdeyiz. Özel açıların trigonometrik oranları. Arkadaşlar biz 45-45-90 üçgenini ve 30-60-90 üçgenini yakından tanıyoruz. Dolayısıyla 45'lerin gördüğü yerlere A verebilirsiniz. Biz 1 yazmışız. 90'ın gördüğü yer kök 2 olur. 30'un gördüğü yeri biz 1 yazmışız. Siz isterseniz P, T, U ne yazarsanız yazın fark etmez. 90'ın gördüğü yer 2 katı, 60'ın gördüğü yer de kök 3 katı olacaktı. Dolayısıyla bize burada şu lazım. Mesela sinüsün 30'unu, sinüsün 45'ini şöyle yapalım. Ve sinüsün arkadaşlar 60'ını buradan bulmaya çalışalım. 30'u bulmak için kullanmamız gereken 30-60-90 üçgeni. Sinüs karşı bölü hipotenüs demek. 30'un karşısında 1 var. Hipotenüste yani 90'ın karşısında 2 var. 1 bölü 2. Sinüsün 45'i lazım hemen. 45-45-90 üçgeni. Sinüsün 45'in karşısı 1. Hipotenüs 2, kök 2. Yani 1 bölü kök 2. Biz bunu daha çok eşlenikle çarpıp kök 2 bölü 2 diye lanse edeceğiz. 60 lazım. Sinüs 60 karşı bölü yani 60'ın karşısı kök 3. Hipotenüsümüz de 2. Kök 3 bölü 2. Dolayısıyla sinüs değerlerini bulduk. Bunları 90 dereceye tamamlayan yani sinüs 30 eşittir kosinüs 60. Demek ki kosinüs 60 da 1 bölü 2. Sin 45 eşittir kos 45. O da kök 2 bölü 2. Sin 60 eşittir kos 30. O da kök 3 bölü 2. Peki hocam tanjant değerlerini diyecek olursanız yazalım. Tanjantın 30'u, tanjantın 45'i ve tanjantın 60'ı. Burada aklınıza tutacağınız en kolay tanjant 45 olsun. 45-45-90 üçgeninde 45'e göre karşı bölü komşudan direkt 1 geliyor aklınızda olsun. 60'ı da çok kolay. 30-60-90 üçgeninde 60'ın gördüğü yer kök 3, 30'un gördüğü yer 1. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Son olarak tanjant 30 karşı bölü komşudan o da 1 bölü kök 3 geliyor. Eşleniğine çarparsak kök 3 bölü 3 diye yazacağız. Yani sinüsün olduklarında hepsinin paydası 2. Tanjantın 45'i 1, 60'ı kök 3, 30, 60'taki değerin ters çevrilmiş hali. Peki gelelim sorularımıza. Sin kare 30 demiş. Hemen yazalım. Sinüs 30'un değerini biliyorum. 1 bölü 2. Karesini alıyorum. 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4. Kosinüs 45'in değerini biliyorum. Sinüs 45. O kaça eşitti? 1 bölü kök 2. Karesini alıyorum. Karesini alıyorum. 1 bölü kök 2'nin karesi de 1 bölü 2'dir. İkisini toplayın demiş. Toplayalım. 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi toplarsak arkadaşlar 1 bölü 4 artı 2 bölü 4'ten aradığımız yanıt 3 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Geldik ikinci sorumuza. Kök 2 çarpı demiş. Sinüs 45. Kök 2 bölü 2 ile yazsanız olur. Ben 1 bölü kök 2 yazmayı tercih edeceğim. Çünkü daha rahat sadelesinler. Artı. Kök 3'ü yazdım. Sinüsün 60'ı kaça eşitti? Kök 3 bölü 2'ye eşitti. Bölü. Burada neyimiz var? Kosinüs 60. O neye eşitti? Sinüs 30. O neye eşitti? 1 bölü 2. Şu anda burada sadece birimiz kaldı. Artı. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3. 3 bölü 2. Bölü. Paydada kaç var? 1 bölü 2. 1 kere 2 2. 3 de burada 5. Paydasında 2 var. Yani 5 bölü 2. Burada kaç var? 1 bölü 2. Paydadaki sayılar sadeleşir. 5 bölü 1. Aradığımız yanıt buradan 5 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Burada 2 çarpı kotanjant 45. Neye eşit? Tanjant 45. Neye eşit? 1. Artı 4 çarpı sinüs 30. Neye eşit? 1 bölü 2. Sadeleştirdim. 2. Bölü kök 3 çarpı tanjant 30 neye eşit? 1 bölü kök 3. Sadeleştirdim. Gitti. 2 kere 1'den 2. Artı 2 kere 1'den 2. Paydada 1 var. Yazmaya gerek yok. Aradığımız yanıt buradan 4 olarak bulunur. Ve geldik 4. sorumuza. Sin x çarpı kot y değerlerini sormuş. Öncelikli olarak bakınız. Buradaki üçgende hipotenüs bir dik kenarın 2 katı arkadaşlar. Bu 30-60-90 üçgeninde mümkün olur. Yani 3'ü gören bu açıya 30. 90 buraya kalır 60.
90 olması için 30. Burası zaten 90. Doğru açı gereği. 30'sa 60. 60'sa 30. Yani x gördüğüm yere 60. Y gördüğüm yere 30 yazabiliyorum. Soru bir anda sinüs 60 çarpı kotanjant 30. Dilersek bunu tanjanta çevirelim. Tanjant 60. Peki sinüs 60 kaça eşitti? Kök 3 bölü 2. Peki tanjant 60 kaça eşitti? Kök 3. Çarparsam 3 bölü 2. Aradığım yanıt C seçeneğidir. Dördüncü türdeyiz. Birim çemberli trigonometrik oranlar. Evet, yarıçap arkadaşlar şöyle bir olan, yani birim çember için şuradaki dar açıya x diyecek olursak karşısına sinüs x, komşusuna da kosinüs x diyoruz arkadaşlar. Evet. Hipotenüsü 1 olan şurada görmüş olduğunuz birim çemberde x'in karşısı sinüs, komşusuna da kosinüs x diyoruz. Şimdi arkadaşlar bize burada bölgelere göre ifadeler verilmiş. Şunları bir anlatmaya çalışayım. Sinüs değeri de kosinüs değeri de kesinlikle eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Kosinüs değerini görüyorsunuz. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alıyor. X ile Y'nin toplamı 180 derece olunca sinüs X sinüs Y'ye eşit oluyor. Yani birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüs ve sinüs değerleri eşitken kosinüs değerleri arkadaşlar birbirinin eksilisine eşit oluyor. Yani örnek veriyorum. Kosinüs 150'yi birinci bölgeye sokmak istiyorsak 180'e kim tamamlıyor? 30. Kosinüs 30 yazıyorsunuz. Ama kosinüste bu eşitlikte araya eksi yazıyoruz. Aynı şey sinüste yapmış olsak o eksiği yazmıyoruz. Yani sinüste yine artı olurken kosinüs değerlerinde arkadaşlar eksi oluyor. Tanjant ve kotanjant değerlerinde de eksi oluyor. Yani ikinci bölgede bir tek sinüs pozitif olduğu için 180 derece tamamladığımızda tekrar söylüyorum. Sinüs değerleri pozitifken diğerlerin hepsi eksilisine eşit olmuş oluyor. Şimdi sorumuza bakacak olursak mesela burada kosinüs 150 yazmış arkadaşlar. Ondan da hemen bahsedelim. Kosinüs 150 değeri ikinci bölgede olduğu için eksi diyeceğiz. Kosinüs 180'e tamamlayacak olursak burası 30 derece arkadaşlar gelecek. Peki devam edelim. Sinüs 120'ye sinüs 120 dediğimiz değer de ikinci bölgede pozitif olduğu için artı olacak. O da direkt sinüs 180'e tamamlayın. 60 dereceye eşit olmuş olacak. Şimdi üstteki ifadeyi yazıyorum. Eksi kosinüs 30 da sinüse çevirirsek sinüs 60 ve burada da artı sinüs 60'ımız var. Aynı ifade toplarsak biri artılı biri eksili aradığımız yanıt 0 olarak bulunmuş olur. Birinci örneğimize bakacak olursak tanjant x değeri sorulmuş. Öncelikli olarak 5, 12, 13 üçgenini biliyoruz. 12 olması için 8'i buradaysa buraya kaç kaldı? 4. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Şuradaki açının arkadaşlar nesini istiyor? Tanjant. Biz buranın değil, buranın tanjantlarını bulacağız. Sanki burası x'miş gibi bakın. 180 derece tamamını istiyorsanız y de diyebilirsiniz buraya. Yani x ile y'nin toplamı kaç derece eşit? 180. Bu mantıklı arkadaşlar. Tanjantın x'i x geniş açı olduğu için o halde y'ye tamamlarken gene tanjant y diyeceğiz. Ama ne yapıyorduk? Başına eksi yazıyorduk. Birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüsleri hariç kosinüs, kotanjant ve tanjant değerleri eksilisine eşit olmuş oluyor. Peki biz soldaki üçgenden tanjant y'yi rahatlıkla bulabiliriz. Eksiği yazdık. Tanjant y karşı bölü komşu yani 5 bölü 4. O halde aradığımız yanıt eksi 5 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Gelelim ikinci örneğimize. A sayısı bize verilmiş. A sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Biz sinüs ve kosinüsün hemen tekrar bakalım arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs eksi 1 ile artı 1 arasında. Tanjantla kotanjant arkadaşlar bütün değerleri alır. Eksi sonsuzda artı sonsuz arasında. O halde şu ifadeyi çözebilmek için şu şekilde yazabiliriz. Sinüs x'in değeri eksi 1 ile artı 1 arasında. Ne yapmış burada? Sinüs x'i 3 ile çarpmış. Biz de arkadaşlar 3 ile çarpalım. O halde her tarafı 3 ile çarparsak eksi 3 küçük eşittir. 3 tane sinüs x küçük eşittir. Artı 3. Ne yapmış burada? İfadeden 1 çıkartmış. O halde biz de arkadaşlar 1 çıkartalım. Her taraftan 1 çıkarttık. Eksi 4. 1 çıkarttık. 3 tane sinüs x eksi 1. 1 çıkarttık 2. Sonra ne yapmış? Her tarafı 2'ye bölmüş. 2'ye bölersek hemen şöyle yapalım farklı renkle. Eksi 2. 2'ye bölersek 3 tane sinüs x eksi 1 bölü 2 ve 2'ye bölersek 1. Bizim ifademiz bu. Alabileceği en küçük değer eksi 2, en büyük değer artı 1. En küçük tam sayı değerini sormuş. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan eksi 2 olarak bulunmuş olur.
Ve geldik üçüncü sorumuza. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye bize sormuş. O halde yapmamız gereken olay şu. Buradaki kök 2'yi aynen yazıyorum arkadaşlar. Kosinüs 135 ikinci bölgede olduğu için birinci bölgeye yerleştirmek için ne diyeceğim? Eksi diyeceğim. Kosinüsünü aynı yazacağım. Açıyı 180 dereceye tamamlayacağım. Artı kök 3'ü aynen yazıyorum. Yine aynı şekilde tanjant 150 dediğim değer de arkadaşlar ikinci bölgede eksi olacak ve 180'e tamamlayacağız. O da 30 olacak. Bölü 4 çarpı kosinüs 120 diyor. O da ikinci bölgede olduğu için eksi diyelim. Kosinüs 180'e tamamlayalım. 60. Sonra kök 2 ile eksiyi çarparsak eksi yaptı. Kosinüs 45 düzeltiyorum. Eksi ile kök 2 çarparsak eksi kök 2 yaptı. Çarpı kosinüs 45 sinüs 45'e eşit. O da 1 bölü kök 2'ye ya da kök 2 bölü 2'ye eşit. Fark etmez. Böyle yazalım. Artı kök 3 ile eksiyi çarparsak eksi kök 3 yapar. Tanjant 30'un değeri de 1 bölü kök 3'tü. Bölü 4 ile eksiyi çarptık. Eksi 4 oldu. Sonra kosinüs 60 ile sinüs 30'a eşitti. O da 1 bölü 2 oldu. Sonra kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2. 2'leri de böldük. 1. Başında da eksi var. Eksi 1. Eksiyi aynen yazıyorum. Kök 3'ler sadeleşti. Burada da 1 kaldı. Bölü 4 ile 2'yi sadeleştirdik. Eksi 2. Eksi 2 ile de 1'i çarptık. Eksi 2. Üst taraf eksi 2. Alt taraf eksi 2. Bölersek aradığımız yanıt buradan 1 olarak bulunmuş olur. Ve geldik dördüncü sorumuza. Tan x bölü tan y değerini sormuş. Dilerseniz arkadaşlar bu tan x'i 180'e tamamlayan şuraya m diyelim. Yani tanjant x eşittir. 180'e tamamladığı için ne diyoruz? Eksi tanjant m. Peki benzer şekilde şuradaki y açısını da arkadaşlar şurası için yazalım. Bu nedenle diyelim mesela n diyelim. O halde tanjant y ifadesi de eksi tanjant n ifadesine eşit olacak. Tan x gördüğüm yerine yazıyorum. Eksi tan m bölü tan y gördüğüm yerine yazıyorum. Eksi tanjant n. Eksileri de götürdük. Şimdi tanjant m bana lazım. Ben buradaki m'den direkt söyleme şansım yok. Çünkü karşıyı biliyorum, komşuyu bilmiyorum. Şurada minik bir z kuralı yaparsam, m'yi buraya taşırsam arkadaşlar, bakın şuradaki üçgende yani ACD üçgeninde tanjant m'yi rahatlıkla söyleyebilirim. Tanjant m dediğim karşı bölü komşudan 4 bölü 3 olarak bulunur. Peki nedir tanjant ne? Hemen ona bir bakalım. Şimdi buradaki n açısı yöndeş açı gereği arkadaşlar direkt şuraya taşınabilir. Bakın aynı yönler n. Buna da buradaki üçgende rahatlıkla bakabiliriz. Tanjant n dediğimiz değer karşı bölü komşu yani 2 bölü 3 gelecek. Paydadaki sayılar aynı olduğu için sadeleştiriyorum. Geriye 4 bölü 2 kalıyor. O halde aradığım yanıt 2 olarak bulunmuş olur. 5. türümüzdeyiz. Derece, dakika, saniye. Arkadaşlar buradaki dereceyi saat gibi düşünebilirsiniz. Derecenin imgesi şu. Bunu saat gibi düşünün şu andan itibaren. Tek çizgi olunca arkadaşlar bunu dakika. İki çizgi olursa da bunu saniye olarak algılamanızı istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki 1 saat 60 dakikadır. 1 dakikada 60 saniyedir. Bu bilgiler ışığında sorularımızı çözeceğiz. Bize demiş ki 12.327 saniyeyi derece dakika saniye cinsinden yazınız. Yani şöyle düşünebiliriz. Saat dakika saniye cinsinden yazınız. Peki hocam nasıl yapıyoruz bu işlemi diyecek olursanız. Şöyle yapıyoruz. 12.327 saniyeyi alıyoruz. 60'a bölüyoruz. 123'ün içerisinde 60 2 kere var. 120 çıkart 3 2 indirdik. 32'nin içerisinde 60 0 kere var. 7 indirdik. 327'nin içerisinde 60 5 kere var. Çarparsak 300 çıkarttık. 27. Bu kalanın yanına saniye. Buraya da arkadaşlar dakika işareti koyuyoruz. Peki hocam sonra burada bulduğumuz dakikaların içerisinde arkadaşlar 60'lar var. Bunu bir daha 60'a bölüyoruz. 205'in içerisinde 60 3 kere var. 3 kere 60 180. Çıkarttık 5. Çıkarttık buradan da arkadaşlar 2 kaldı. Bunun yanına ne koyuyoruz? Dakika. Bunun yanına da ne koyuyoruz? Saat. Yani 3 saat 25 dakika 27 saniye. Ama okunurken bu saat diye değil. 3 derece diye okunuyor. Sizin çok da onunla işiniz yok. Birinci sorumuza bakacak olursak toplama işlemiyle ilgili bir soru sormuşum. Evet. Şimdi burada bakacak olursak verilen ifadede toplama işlemi yapalım. Sondan başlayalım isterseniz. 25 ile 22'yi topladık. Burası kaç yaptı?
47 yaptı. Topladık ikisini, 34 yaptı. Topladık ikisini de 5 yaptı. O halde arkadaşlar 5 derece 34 dakika 47 saniye. Aradığım yanıt A seçeneği. İkinci soru yine toplama işlemi. Bu sefer arkadaşlar farklı bir durum ortaya çıkacak. Toplayalım burayı. 88 geldi. Toplayalım burayı. 93 geldi. Ve toplayalım burayı arkadaşlar. 66 geldi. Buradaki sayıların 60'tan büyük olmaması lazım. Peki ne yapacağız? 88 saniyenin içerisinden 60 saniye yani 1 dakikayı alacağız. Burada 28 saniye kalacak. Aldığımız 1 dakikayı buraya verdiğimizde burası oldu bize 94. Yani soru bir anda arkadaşlar 66 derece 94 dakika ve 28 saniye oldu. Buradaki 94 de böyle tutmayı sevmiyoruz. Peki ne yapacağız? Bunun içerisinden 60 saniyeyi alacağız ve 60 dakikayı alacağız ve 34 dakika kalacak. 60 dakikada 1 saat olduğuna göre burayı ne yapacak? 67 yapacak. Dolayısıyla 67 derece olacak, 34 dakika ve 28 saniye girecek. Yani aramış olduğumuz yanıt D seçeneğidir. Ve arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Burada A ile B'yi toplayıp 4'e bölün demiş. Hemen bakalım. Olayımız şu. A ile B'yi toplarsak arkadaşlar 16 gelecek buradan. 16 derece geldi. Topladık. 25 dakika geldi. Topladık 32 saniye geldi. Biz bunu ne yapmak istiyoruz? 4'e bölmek istiyoruz. 4'e bölünür, 4'e bölünür ama 4'e bölünmez. Şöyle bir güzel tarafı var bunların. Buradan diyelim ki biz 1 dakikayı alsak, 24 dakika kalsa bu ne yapabiliyor arkadaşlar? 4'e bölünebiliyor. Aldığımız 1 dakikayı 60 saniye olduğu için buraya versek 92 saniye olur burası. Yani totalde 16 derece 24 dakika ve 92 saniye olmuş olur ki hepsi 4'e bölünür. 16'yı 4'e böldük, 4 yaptı. 24'ü 4'e böldük, 6 yaptı. 92'yi 4'e böldük, 23 yaptı. Yani aramış olduğumuz yanıt 4 derece, 6 dakika, 23 saniye. Doğru yanıt B seçeneğidir. Ve arkadaşlar geldik 4. sorumuza. 90 dereceden burayı çıkartacağız. Ya da bir başka deyişle şu ifadenin tümleri nedir dediğinde 90'dan bunu çıkartacağız. Peki nasıl yapacağız? 90 arkadaşlar içerisinden 1 dakikayı düzeltiyorum. 1 saati alacağız. 1 saat 60 dakikaydı arkadaşlar. Şimdi şurası boş kaldığı için bu da işimi görmeyecek. Buradan da 1 dakikayı alacağım. 59 kalacak. Bu 1 dakikayı 60 saniye olarak buraya vereceğim. Yani soru bir anda 89 derece 59 dakika 60 saniyeye döndü. Şimdi rahat rahat çıkartabilirsiniz. 60'tan 35'i çıkarttık. 25 kaldı burada. Evet, 59'dan 40'ı çıkarttık. 19 burada kaldı. 89'dan 23'ü çıkarttık. Burada da 66 kalmış oldu. Yani aramış olduğumuz yanıt 66, 19, 25. Yani D seçeneğidir. Birim karelerden oluşmuş aşağıdaki şekil verilmiş. Buna göre tanjant alfa çarpı kosinüs beta ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak burada alfa için bir dik üçgen oluşturalım. Şurada görmüş olduğunuz dik üçgende yöndeş açı gereğince alfayı buraya taşıyabiliriz. Bizden tanjant alfa istemiş. Yani arkadaşlar yapacağımız şey ne olacak buradan? Karşı bölü komşu. Alfa açısı için arkadaşlar ne olacak buradan? Karşı taraf dediğimiz burada gördüğünüz gibi 5 birim var. Burada da 2 birim var. Dolayısıyla tanjant alfa eşittir 5 bölü 2 gelecek. Peki devamında dilerseniz hemen şöyle silelim. Tanjant alfayı arkadaşlar 5 bölü 2 olarak söyleyelim. Şurası. Ve devamında da kosinüs betayı arayalım. Kosinüs beta için betanın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada olduğu bir dik üçgen çizeceğiz. Yöndeş açıdan betayı buraya taşıyabiliriz. Burası 3 birim, burası 4 birim, o zaman burası da 5 birim. Dolayısıyla biz buradan kosinüs betayı rahatlıkla bulabiliriz. Kosinüs beta, beta açısı için arkadaşlar ne gelecek? Komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü 5 gelecek. Dolayısıyla bu iki değerin çarpım değerini istemiş. Yani 5 bölü 2 ile 3 bölü 5'i çarpacağız. 5'ler gidecek olursa aradığımız yanıt buradan 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Sıra geldi bir diğer sorumuza. Masa üzerinde sabit duran lamba ve kalem aşağıda gösterilmiştir. Burada arkadaşlar 45 5 50 yapar. Ona dikkat edelim hemen.
Buna göre demiş AB uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Yani bizden istediği yer şurası. Buraya x diyeceğiz. Daha sonra buradaki 45 derece düşünecek olursak 45, 45, 90 üçgeninden o halde burası x ise buraya da x diyebiliriz. Dolayısıyla x'leri arkadaşlar bir yazalım. Akabinde ne yapacağız? Şuradaki uzunluğu bize 12 diye zaten kendisi vermiş. Ve sonrasında AB'nin kaç olduğunu sormuş. AB dediği yer x. Dolayısıyla ben buradaki dik üçgene bakacak olursam tanjant 50'nin yaklaşık değeri yani şu açının tanjantı ki zaten bu açının karşısında x artı 12 var. Bölü diyeceğiz arkadaşlar. Komşusunda x var. Evet bu değer eşittir 1,2. Yani 12 bölü 10 yazabiliriz. Sadeleştirebiliriz. 6 bölü 5. İçler dışlar çarpımından 5 ile x artı 12'yi çarparsak 5x artı 60 eşittir. X ile 6'yı çarparsak 6x gelecek. Yer değiştirirsek demek ki aramış olduğumuz x yanıtı buradan 60 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Şimdi sırada biri diğerinin iki katı uzunluğunda olan bariyer şekilde gösterilmiş. Buna göre kosinüs alfa değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Bir tanesinin uzunluğuna 2 diyelim. Diğerinin uzunluğu arkadaşlar 2 katından dolayı 4 olacak. Ve hemen şurayı birleştirecek olursak burası arkadaşlar bariyer dikdörtgenden oluştuğu için bu açıya 90 derece diyeceğiz. Ve arkadaşlar bu açıya da alfa eksi 90 derece diyeceğiz. Peki bizden kosinüs alfa istiyor. Bu bir kenarda dursun. Peki 90 derece var. Buraya 2 dedik. Buraya 4 dedik. Aslında 1'e 2 de diyebilirim. Fark etmez. Neyse biz direkt 2 4'ten 2 kök 5 olarak yazmış olalım. Evet dilerseniz şu açının sinüs değerini bulmak istiyorum. Yani sinüs alfa eksi 90 kaçtır diye sorsam size. Siz tabii ki bu açının karşısındaki kenar uzunluğunun 2'nin hipotenüsü olan uzunluğu 2 kök 5'i olan oranı yazarsınız. Peki yukarıda 1 kaldı. Esas ölçü mantığı gereği açı burada negatif olmasın diye 360 derece ekleyecek olursak. Bu durumda sinüs 360'dan 90 çıkarsa 270 artı alfa eşittir 1 bölü kök 5 gelecek. Ancak 270 açı eklersek 4. bölgedeyiz. 4. bölgede sinüsün işareti eksidir ve isim değiştiriyordu. Kosinüs alfa eşittir 1 bölü kök 5. Biz her iki tarafı eksiye çarparsak demek ki bizden istenilen kosinüs değeri eksi 1 bölü kök 5 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakacak olursak ABC dik üçgeni şeklindeki bir kağıt şekil 1'de gösterilmiş. Bu kağıt BD boyunca katlandığında bakın burası katlama doğrusu arkadaşlar. Şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Şimdi biz bunu BD'ye göre katladığımızda bakınız AB uzunluğu BA üstü olmuş. Yani bu ikisi eşit olacak. Ayrıca bu ikisi eşit olacak ve burası açıortay olacak. Çünkü katlama işleminde bu iki üçgen birbirinin aynısıdır. Peki kotanjant BCA demiş arkadaşlar. Şu açının kotanjant değerini bize 3 olarak vermiş. Yani komşu bölü karşısı 3 olacak. Daha doğrusu 3 birim olacak diyebiliriz. Peki arkadaşlar buradan yola çıkarsak ne elde edebiliriz? Hemen kısaca onlara bir bakalım. Evet bir kere burada ikizkenar üçgen olduğunu söyledik ve dolayısıyla açıortay kesinlikle tabana dik gelecek. Buradaki 90 derece yazalım. Peki arkasından ne yapalım arkadaşlar? Bu uzunluklar birbirine eşit olduğu için buralara x'e x yazalım. Peki bu açının kotanjant değeri arkadaşlar başka nereye eşit? Hemen onu da söyleyeyim. Yani burası arkadaşlar alfa olsun, burası beta olsun. Soruda gördüğünüz gibi şurası 90 derecesi o zaman buraya alfa gelir. Yani şu açı da arkadaşlar alfadır. Dolayısıyla kotanjant değeri yani komşu bölü karşısında arkadaşlar 3 yazabiliriz. Dilerseniz öyle yapalım. Ve diyelim ki arkadaşlar burada şuradaki üçgenden bahsediyorum. Alfanın komşusuna yani şu uzunluğa 3 kat, karşısına 1 kat. Ya da işte karşısına x diyorsanız komşusuna 3x yazabilirsiniz. Peki daha sonra arkadaşlar ne olacak buradan? Evet, burasının 3x olduğunu biliyoruz. Burasının x olduğunu biliyoruz. O halde şuraya x dedik. Burası arkadaşlar 8 artı x gelmiş oldu. AB uzunluğu kaçtır diye sormuş. Bizden istenilen yer burası. Yani biz x'i bulsak soruyu arkadaşlar çözeceğiz. Peki benzer mantığı yani bu kotanjant değerini yani şu değerin arkadaşlar 3 olmasını gelin burada da arkadaşlar kullanalım. Aynısı burada da var. O halde bu açının kotanjantı komşu uzunluk x artı 8'in karşı uzunluk olan 3x'e oranı. Soruda bu bize arkadaşlar 3 olarak verilmişti. İçler dışlar çarpımı yaparsak x artı 8'i buradan 9x. O halde 8'i buradan 8x. X'i de 1 olarak bulabiliriz. Demek ki neymiş arkadaşlar buradan? Şu uzunluk 1. Burası 3x olduğuna göre burası 3. Pisagor bağıntısı yaparsak 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. Toplarsak 10.
O halde bu uzunluğa kaç geldi? Aradığımız yanıt buradan E seçeneğidir.